Bayraklı'yı konuşuyorduk, sorunlarıyla konuşuyorduk. Evet. Şimdi artık adaysınız. Evet. Dolayısıyla bir şöyle başlayalım. Ben neden Bayraklı diyeceğim ama sorumun cevabını biliyorum. Sizi de çok yakından tanıdığım için, ancak Evet. belki bizim yayınımıza ilk kez denk gelenler olur. Hem siz neden Bayraklı'ya aday olarak yola çıktınız, hem de bu vasıtayla sizi de biraz daha tanıtmış olalım. Söyledim daha önce de, yine söyleyeyim. Ömrümün 40 yılını Bayraklı'da geçirdim. Ekmek paramı Bayraklı'da kazandım. Kazandığım parayı yine Bayraklı'da harcadım. Eşim, dostum, arkadaşım hepsi Bayraklı'da. Ondan dolayı Bayraklı'dan başka bir ilçe düşünemem. Bir de ta 90'lı yıllardan başlayıp Bayraklı'yı ilçe yapmak için imza toplamakla başlayan bir hayatımız var. İlçe yaptık. Siz de mi o dönem ilçe olmasını Tabii ki isteyenlerdi? isteyenlerdenim. Binlerce imza topladım. İşte ne bileyim, Bayraklı'nın o caddesini Sevgi Yolu yapabilmek için yine bir sürü çalışmalar yaptık, imzalar topladık, mücadele verdik. Ya hep Bayraklı halkına dokunmak için bir şeyler yaptım hayatım boyunca. Onun için de tabii Bayraklı'dan aday olacağım. Başka yerden olmayı düşünmem bile. Partimde sağ olsun genel başkanım, genel merkezimiz öyle takdir ettiler. Ve biz de Bayraklı'ya hizmet etmek için elimize bir fırsat geçti. Halkımız tabii değerlendirecektir diğer adayları da. Bizi tercih ederlerse de Bayraklı'ya sonuna kadar Bayraklı halkına hizmet etmeye devam